Cüneyt, ne yapıyorsun? Ayıp oluyor ama Havva. İnsan evine gelen misafire böyle mi davranır ya? Hiç yakışıyor mu sana? Ne misafir ya? Sen ne diyorsun? Ne işin var senin burada? Vay vay. Madem merak ediyorsun, şöyle geçelim de konuşalım, gel. Çık dışarı, dışarıda konuşalım. Deli misin sen? Ağır ol Havva. Cüneyt, çık dedim dışarı sana. Çık. Senin ne işin var burada ya? Ya sen ne demeye geldin buraya? Ha? Çık dışarı, çık. Böyle olmuyor ama Havva. Sen beni hep atlatıyorsun. Ya ne atlatması, sen ne saçmalıyorsun? Bak tamam, nerede istiyorsan, ne zaman istiyorsan konuşalım. Ama yalvarırım, Allah aşkına kurban olayım, çık. Çık Cüneyt, yalvarırım, çık. Ya Bade, bir de şu huysuz ve tatlı kadını mı söylesek? Olur, onu da biraz sonra söyleyelim mi? Söyleyelim. Çok güzel sesin varmış senin. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum efendim. Bana bak, nereye gitti bu Yusuf? Fırladı böyle. Hanımım Havva geldi. Yusuf'u çağır dedi, ben de çağırdım el mecbur, ne yapayım? İyi. Git bak bakalım ne alt karıştırıyorlar içeride. Ay ne iyi ettik değil mi bu gece böyle toplandık? Değil mi kocacığım? Ben izninizle bir ellerimi yıkayayım. Ben sana yolu göstereyim. Beyim, Havva'ya baktıysanız dışarı çıktı galiba. Beyim, ben de size baktım. Demin de göremedim. Dışarı mı çıktı? Ben bir bakayım. Havva! Allah Allah, nerede bu ya? Yusuf. Ne yapıyorsun dışarıda? Neredesin sen Havva? Bizim şarabımız mı? Evet, sana çizaktım. Üşümüşsün, hadi gel. Ulan Cüneyt, hani bu iş bittiydi? Babam da köye gitti birkaç günlüğüne. İnsülini yapamamış, fenalaşmış işte. Deme kız, şekeri yükseldi ha. Bir gidip baksan, beyim bir gitse baksa. Hadi sen git içeri, ben iki dakikalığına gider gelirim. Olmaz, seni tek başına göndermem. Şimdi bir şeye ihtiyacınız olur. Abla, sen şunu masaya bırak da biz gelince açarız bunu. Aşkım gerek yok. Gerçekten bak, iki adımlık yol gider gelirim ben. Hem misafirinize ayıp olacak. Havva doğru söylüyor beyim. Hamiyet Hanım pipiriklendi zaten. Kız ayıp oluyor dedi. Yusuf nerede diye bak dedi. Arkandan gönderdi. İyi bari bizim Murat'a söyleyin, o götürsün. Yok aşkım. Gerçekten gerek yok. Ya akşam akşam rahatsız olmasın hem. İki dakikalık yol gideceğim, geleceğim. Ne rahatsızlığı? Onun işi Havva. Ya öyle de ben alışamadım şoföre Yusuf. Gideyim geleyim. Bak sonra hemen geleceğim yanına, söz. Hep kendi istediğini yapacaksın değil mi? Tamam git ama bana haber ver. Merak ederim ben. Tamam. Beyim.
Vay vay. Sen ne diyorsun Yiğit? Ben bildiğini sandım. Duyduğum doğru mu? Ha? Selma senden hamile mi? Bunu bana nasıl yaptınız? Ha? Nasıl yaptınız? Münevver, bir dinle. Bırak! Bırak, sakın dokunma bana bir daha. İğreniyorum senden. Geliyor demişlerdi. Gelmedi mi? Geldi baba. Ama annesi rahatsızmış. Gitmek zorunda kaldı. Size selam söyledi. Nesi varmış? Önemli bir şey mi? Şekeri yükselmiş galiba. Annesi de iğne yapmayı bilmiyormuş. Yardıma gitti. Aman oğlum Allah aşkına. Aslan gibi kocası var başında. Yani eksikliğini göstermesin Allah. Evde değil anne. Neyse bu şarabı hava geldiğinde açacaktım ama kısmet değilmiş. Yavrum onsuz da içebilirdik. Değil mi? Özel üretim galiba. Ya. Amcaoğlu yaşadığı aşkı ölümsüzleştirmek istedi. Bir amcaoğlu hayatının kadınını buldu mu yapmayacağı şey yoktur Vade. Gerçekten çok hoş bir davranış. Şimdi Havva Hanım'ı daha çok merak etmeye başladım. Umarım kısa zamanda tanışırız kendisiyle. Tanışırsınız. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi Badeciğim? Yani oğlum diye söylemiyorum ama benim paşam çok duyar. Evet. Kadın ruhundan çok anlar. Yani aslına bakarsan işin kerameti benim Yusuf'um da. Yapma anne. Yüzükleriniz geri takıldı mı? Evet anne, bir daha çıkmayacak inşallah. Oğlum, vallahi ben bu işi hiç anlamıyorum. Yani bir tak, bir çıkar. Ha? Büyüsü bozulur işin, büyüsü. Yusuf'um, sular durduğuna göre hadi onun için içelim. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Badeciğim bu kadeyi ben sana kaldırıyorum. Hoş geldin bir tane. Hı? Hem Hancıoğlu şirketlerine hoş geldin. Hem de ailemize hoş geldin. Sağ ol Namiyet teyzeciğim, hoş bulduk. Vallahi çok güzel başladık. İnşallah böyle devam eder yengeciğim. Anne. Havva. Sesin niye öyle kızım? Neredesin sen? Anne bir dur da beni dinle. Çok önemli şeyler söyleyeceğim ama bak sakın soru sorma, tamam mı? Ay neler oluyor Havva? Anne bak sorma dedim. İyi dinle beni. Eğer ben eve gelene kadar Yusuf ya da Yusuf'un ailesinden biri gelirse şeker krizini tuttuğunu söyleyeceksin. Beni çağırdığını söyleyeceksin, tamam mı? Neden yalan konuşacakmışım Havva? Ne dolaplar çeviriyorsun gene sen? Anne
Dinle diyorum, soru sorma diyorum. Ne olur ya? Bana bak Havva. Sen zaten çıktın, ardından Cüneyt geldi, kapıya dayandı, canımı sıktı. E şimdi de sen bana yalan konuşturuyorsun. Ne bu be? Hiçbir şey anlamadım ben bu işte. Anne. Sen söylediğimi yap, bak hayat memat meselesi diyorum. Kızının mutluluğunu istiyorsan dediğimi yap, soru da sorma ne olur. Nedenini, niçini dinlemeden ben yalan falan konuşamam. Sen benden gene ne saklıyorsun Havva? Anlat çabuk bana. Anne, bak hayat memat meselesi. Ne olur söylediğimi yap, bak gelince anlatacağım diyorum sana. Bak Havva, beni böyle zora koyma. Benim yalanla dolanla işim olmaz kızım. Hem zaten beceremem ki. Ne söyleyeceksen kendin gel söyle. Korku dağları sardı demek. Yoksa ölsen gelmezdin değil mi? Nasıl? Beğendin mi? Güzel yer değil mi? Ne de olsa koskoca Hancıoğlu'nun gelinisin. Senin için seçtim. Bile bile oturdun cam kenarına değil mi? Hı? Anladım. Sen rahatsız oldun. Evet, oldum. Kalk. Kalk kenara bir yere oturalım, haydi. En çok da şu tutuştuğun zamanlardaki halini özlüyorum, biliyor musun? İçeri gir, tamam bir şey yok, biz konuşuyoruz. Münevver! 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 Canım! Yılmaz Bey'le bir tarihte biz de bir İngiltere'ye gitmiştik. Ay bayıldım vallahi o köprüler, ne bileyim o saraylar. İnsan gez gez doyamıyor. Hakikaten öyle. Bir kere kültürlerine sahip çıkıyorlar. Öyle eskileri yıkalım, yeni ve zevksiz binalar yapalım gibi bir şey kültürlerinde yok. Sadece gerektiğinde restore ediyorlar. Ben Fransızları daha çok sevdim. İngilizlerin suratından düşen bin parça. Vallahi doğru söylüyorsun Mehmet. Adamların suratı mahkeme duvarı gibi ayol. Bir çay içiyorlar. Külliyen seremoni. Aslında İspanyollar, İtalyanlar falan daha çok sizin kalemeniz insanlar gibi Mehmet Bey. Hani o rahatlıkları falan. Beni iyi çözmüşsün Bade. Sıkıntıya hiç gelemem. Ama çok sıcakkanlı insanımdır. Daldın be oğlum. Doğru söylüyorsun vallahi Yılmaz Bey. Oğlum burada ama aklı kim bilir nerelerde. Aklım havaya takıldı. İçime sinmedi yalnız bıraktım diye. Çok mu kötüymüş annesi? Vallahi bilmiyorum. Şekeri yükseldi biraz. Endişelenecek bir şey yok dedi ama. Merak etme be evladım. Biraz daha bekle. Eğer ses soluk çıkmazsa atlar gidersin. Yusuf, sana bir şey söyleyeceğim. Ayol Bade çok güzel ata biniyormuş. Öyle mi? Yani çok profesyonel değilim. Kendi çapımda. Atın da beni sevmesi çok önemli tabii. Bir gün böyle bir gezi yapalım ha? At çiftliğine. Uzun zamandır da görmedim ben orayı. Keşke söyleseydin yengecim, ben seni götürürdüm. Oo bir tanem, götürürsün tabii. Yenge, Münevver nerede? Epeydir görünmüyor ortalıklarda. Dershanede Hasan'cığım. Neymiş bu saate kadar dershane? Kız etütte, geç kalacakmış. Neyse ben gider alırım canım. Ay ilahi Yusuf, hallettim ben, merak etme.
Muhsin onu bekliyor. İşi biter bitmez kızın alıp getirecek buraya, merak etme sen. İyi, tamam. Ayrıca alışın biraz, değil mi? Babalı oğlu tutturdunuz. Aman üniversiteye gitsin. Aman dershaneye gitsin. Ha? Alışın biraz bu geç kalmalara, alışın. Bu arada şarap harikaymış. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ben izninizle bir lavaboya kadar gideyim. Ay, hay Allah'ım, sen bana sabır ver. Bunların arasında deliye döndüm. Yani arasan bir türlü, aramasan bir türlü. Of, of. Ben varım. Ah, ay çok affedersin. Yılmaz Bey, vallahi ben seni aşağıdaki lavaboya gittin sandım. Ay, vallahi çok özür dilerim. Bilemedim senin burada olduğunu. Bir garipsin Hamiyet. Masadan kalkarken müsaade istemedin mi ben? Ne bileyim Yılmaz Bey, galiba şarap çarptı. Bilemiyorum ki ne yaptığımı ben. Belli oluyor zaten. Masada da yemek boyu Havva'yı çekiştirip durdun. Umarım şaraptandır o da. Ay Yılmaz Bey, her dakika bu Havva, Havva. Ay, ay. Hamiyet, tuvalete girmeyecek miydin? Ay, ay ben ne yaptığımı bilmiyorum. Ay, doğru. Allah kahretsin. Of Hamiyet, of. Gerizekalı, gerizekalı. İçsene, tadı çok güzelmiş. Oldu mu? Olmadı. Öyle acele edersen ağzın da yanar, canın da. İki dakikalık keyfimin içine edecek değilsin herhalde, değil mi? O kadarını borçlusun bana. Ben sana hiçbir şey borçlu değilim Cüneyt. Anladın mı? Biz aramızdaki hesapları kapattık, çok oldu. Sen var ya, İyice kadir kıymet bilmez olmuşsun ha. Sayemde nişan yaptın, yüzük taktın, bir de karşıma geçmiş dikleniyorsun. Ne nişanı ya, sen ne diyorsun? Yusuf Paşa ile olan nişanınızı diyorum. Ha. Sen hakikaten kafayı yemişsin. Saracak bir şey bulamadın, bu mu kaldı şimdi? Ha? Çok kurnaz zannediyorsun kendini, değil mi? Ama benim her şeyden haberim var. Babam o parayı verdi sana. Verdiğin takıyı diyorsan, evet bozdurmuş. Ama zerresi gelmedi bana. Deli Remzi seni ayakta uyuturken cukka etmiş parayı. Durumu çakınca hemen ödeyeceksin dedim ama babandan ses çıkmadı.
Akşam üzere evinize gittim ama seninki çoktan kuş olup köye uçmuş. Belli ki korkmuş. Babam bana parayı verdiğini söyledi sana. Ama vermedi. Aranızdaki mesele beni ilgilendirmez. Ben paramı isterim o kadar. Sana 2 gün mühlet Havva. Ya paramı ödersin? Ya da nişan paramı Yusuf'tan isterim. Ben babama parayı öde dedim. Hele senden aldığını öğrendiğimde hemen hallet dedim. Ama yapmamış. Tamam, ben halledeceğim. Paranı vereceğim ama artık hesabımız kapanacak. Cüneyt, sen de benim yakamdan düşeceksin. Tamam mı? Paran hazır olduğu zaman haber veririm. Sahlevini iç. İçeceğimi içtim ben. O sahlep bitecek. Allah seni kahretsin. Sana yaptığım iyiliklerin karşılığı bu olmamalı Havva. Ya müsaadenizle ben bir Havva'ya bakayım. Aklım orada kaldı. Aslında ben de kalksam iyi olacak. Yarın sabah erkenden markete gitmem lazım. Ay Badeciğim, erkendi daha. Oturuyorduk ne güzel. Yine otururuz Hamiyet teyzeciğim. Ben artık buradayım. Ne zaman istersen bir tane. Bu ev senin de evin sayılır. Sağ olun. Ben seni bırakayım. Ay ne gerek var Allah aşkına? Yusuf gidiyor zaten. Değil mi oğlum? Yolunun üstü. Hiç gerek yok gerçekten, zahmet etmeyin. Ev zaten yakın, yürürüm ben. Ay olur mu canım öyle gecenin bir yarısı? Aa baban gönül koyar vallahi. Annem haklı Bahadır, ben bırakırım seni. Buyur kızım. Her şey için teşekkürler. Rica ederiz. Zahmet etmeseydiniz keşke. Aa. Ay ne tatlı şey bu böyle. Öyledir ablası benim Emin Rüzgar'ım. Ay kimin bebeği bu? Benim oğlum. Ya. Bilmiyordum. Ya benim torunum işte. Anacığım öldü ne yazık ki onu doğururken. Çok üzüldüm. Pınar'cığım, yavrum sen Emin Rüzgar'ı yukarıya götür. Sonra da misafirimizin paltosuyla çantasını getir. Olur mu? Tamam anne. Bana bak, sık sık gel tamam mı? Her zaman bekliyorum. Fırsatını buldukça gel. Bir kahve içeriz, üstelik bir de fal bakarız. Oh oh süper, her zaman gelirim Hamiyet teyzeciğim. Her şey için sağ olun, çok güzel bir akşamdı. Rica ederim, kızım yine gel. O güzel sesinle gecemize neşe kattın Bade. Bakalım daha ne numaralarım var. Sağ olun Mehmet Bey, iyi geceler. Oğlum, havalarda ters bir durum varsa haber ver, olur mu? Belki bir yardımımız dokunur. Tamam baba. Babana çok selam söyle, olur mu kızım? Söylerim Umiyet teyzeciğim. Yusufçuğum, Bade'yi daha önce bırak ha. Bak kızın işi varmış. Tamam anne. Hadi güle güle. Güle güle, iyi akşamlar. Ay ne kadar güzel bir geceydi. İyi ki yaptık bu geceyi değil mi bir tane? Bu akşamın böyle geçmesine de en çok sen sevindin yenge. Gece güzel geçti. Oğlunla gelinin de barıştı. Ya. Değme keyfine. Neyse. İyi geceler. İyi geceler bir tane. İyi geceler. Ben de yatıyorum. Şimdi geliyorum Yılmaz Bey. Sağ ol Ayol Sultan. Çok yoruldunuz kız. Ama çok güzeldi. Hadi. Sofrayı toplayayım. İyi geceler. İyi geceler. Kadın Yusuf'la kızı kapayacak neredeyse. Neredesin salak Havva, neredesin? Vay be. Hadi Münevver, derin derin nefes al. Hadi. Biraz daha iyi misin? Sen mi soruyorsun bunu bana? Ha? Bana en büyük düşmanlığı yapıp bir de nasıl olduğumu mu merak ediyorsun?
Sen sadece sevgilimi almadın elimden. Geçmişimizi aldın Selma. Ya ben bir tek sana güvenip aşkımı anlatırken sen nasıl yatarsın onunla? Bir de hamile kalmışsın. Yazıklar olsun sana. Benim senin gibi bir arkadaşım yok artık. Münevver, sandığın gibi değil bak gerçekten. Ben başlatmadım bunu. Konuşma, konuşma, kapat çeneni. Nefret ediyorum senden. Münevver bekle. Selma, duyduklarım doğru mu? Hamile misin sen? Cevap ver Selma. Abla nasılsın? Ya Sultan ben iyiyim de aklım havada. Orada mı o? Vallahi hoşum gibi geldi, gitti. Abla hayırdır, bir şey mi var? Ay beni aradı. Konaktan biri ararsa hastayım dersin dedi. Ya ne dolaplar çeviriyor bu kız gene Sultan? Vallahi ben de anlayamadım ki. Anam hasta, ona bakacağım dedi. Var bir biteni iyi bildim de ondan aradım ben seni. Ay nereye gider bu kız? Hay Allah'ım, hakkında hayırlısı. Bana bak, haber alırsan ara beni. Ararım tabii abla, aramaz olur muyum? Bak kapatıyorum şimdi, haydi. Gel. Ne istiyorsun kız? Abla, hani sen bana bu konakta benim gözüm kulağım ol demiştin ya. Cüneyt geldi demin buraya. Yusuf Bey'im aşağıdayken Havva onunla konuşuyordu. Sonra siz arkasından çıkınca da ortadan kayboluverdi oğlan. Gerisini de biliyorsun işte. Abim bu rezaleti bir duysa yaşatmaz seni. Abim benim elimden geçiniyor anne, hatırlatırım. Unutmadım zaten. Ama o başka, bu başka. Bu namus meselesi kızım. Namusun önünde bütün hesaplar biter. Bittiyse yatıyorum ben anne. Bak yavrum, Münevver senin kardeşin sayılırdı. Onu kaybettin. Karnındakinden de kurtulursan bu iş böyle biter. Ya da yarın dantezi yok, takacaksınız yüzükleri yavrum. Öğüne baksana. Kör müsün birader? Kusura bakma. Baktım bile. İçelim diyeceğim. Babamlar da çok memnun olurdu. Ama sanırım sizin aklınız nişanınızda kaldı. Öyle oldu gerçekten. Bir dahaki sefere inşallah. Tanımasam da çok geçmiş olsun dilediğimi söylersiniz. Söylerim. Zaten yakında tanışırsınız. Buralara kadar da zahmet verdim. Çok güzel bir akşamdı. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Bizim için de güzel bir geceydi. İyi geceler. Size de. Neredesin? Ay sen miydin baba? Hamiyet teyze yemeğe çağırmıştı, oraya gittim. Hamiyet teyze? Hamiyet amcaoğlu. Ha, anladım. Oğlu da seni eve bıraktı, öyle değil mi? Yollarımı mı gözlüyorsun babacığım?
Çok incesin, teşekkür ederim. Yalnız bugün çok yoruldum. İzninle uyuyacağım ben iyi geceler. Bade! Bugünlerde işi bayağı boşlamaya başlamışsın. Gündüzleri kaybolup duruyormuşsun. Kaç gündür de şirkete uğramamışsın. Hilmi Bey söyledi. Hilmi Bey beni takip edeceğine kendi işine gücüne baksın baba. Ayrıca ben şirketten istifa ettim. Unuttun galiba. Ama ben senin istifanı kabul etmedim. Böyle farazi şeylerle uğraşacak zamanımız yok. İşimiz gücümüz var bizim kızım. Daha reklam kampanyasının başında duracak adam yok. Biliyorsun ben de yurt dışına gidiyorum. Yarın çekim ekibiyle sen ilgileneceksin. Yani anlayacağın işinin başında olacaksın. Tamam mı? Cüneyt, ben artık gidiyorum. Merak edecekler. Sürgümün en güzel salebini bitirmeden gidemezsin. Saygısızlık olur değil mi? Oldu mu? Nereye? Bırak! Cüneyt, bak konuştuk. Paranı vereceğim dedim. Tamam mı? İki güne. Allah Allah! Düş şakamdan ya! Bu saatte yalnız başına gidemezsin. Ben bırakırım, yürü. Bırak, ben giderim. Kızım, olmaz dedim. Yürü! Bırak! Dokunma bana. Yürü! Çek şuraya, ineceğim ben. Olmaz, iki adımlık yol. Cüneyt, ineceğim dedim. Zaten sokağa giremezsin. Kazı varmış, yol kapalı. Allah Allah. Ne zaman yapmışlar o işi? Ben niye görmedim? Akşam üzeri sizdeydim. Ah. Maymunun gözü açıldı artık. Sakın ha bana çocuk muamelesi yapmaya kalkma Havva. Öyle mi? Kızım, delirdin mi? Gebertecek misin kendini? Delirdim. Bırak! Cüneyt, beni bu yollara sen sürüklüyorsun. Seninle anlaştık. Paranı vereceğim, aramızdaki hesap kapanacak. O kadar. Bak, görüyor musun bunu? Bak, nişanlıyım ben. Sorumluluklarım var. Rahat bırak beni artık. Thank you.
Siz Havva'yı çağırtınca endişe ettim. Aklım sizde kaldı. Sağ ol evladım. Eksik olma. Vallahi çok korkmuşa benziyordu. Ben durumunuzu ciddi sandım. Ama şimdi içim rahatladı sizi görünce. Daha iyisiniz değil mi? Çok şükür. Havva nerede, yattı mı? Anne, bir sorun mu var? Yok çocuğum. Eczaneye kadar yolladım onu. Keşke beni arasaydınız. Bu saatte yalnız çıkmasaydı. Yusuf. Hoş geldin. Asıl sen hoş geldin. Bu saatte tek başına eczane aranır mı? Arasaydın ya beni. Ben ne bileyim. Misafirim vardı. Rahatsız etmek istemedim. Zaten mahalledeki eczane de kapalıymış anne. Olsun, ben çıkar hallederim şimdi. Yok evladım, yok. Ben hava gittikten sonra çantama baktım, ilaç varmış, içtim. Şimdi iyiyim çok şükür. Ha iyi. Tamam peki. Var mı başka bir şeye ihtiyacınız? Sağ olun yavrum. Ay, seni de yollara düşürdük böyle gece vakti. Eksik olma. Olur mu anne? Bir şeye ihtiyacınız olduğunda arayın. Zaten Remzi babam da yokmuş. Ben gidiyorum artık. Tamam, yolcu edeyim ben seni. Yok, sen annenin yanında kal. Olur mu öyle şey canım? Havva, yabancı değilim ben. Sen annenin yanında dur. Çıkar giderim ben şimdi. İyi geceler anne. Güle güle. İyi geceler. Gelsene buraya bakayım sen. Ay. Ne dolaplar çeviriyorsun sen gene? Anne ne yapıyorsun, acıtıyorsun ya. Anne ya, işine gelince anne değil mi? Köşe taşına çevirdin sen beni ya. Nereye istersen oraya koyuyorsun. Yeter artık, yeter. Neler oluyor çabuk anlat bana, çabuk. Baba merak etmeyin diye aradım. Şeref anne ilacını almış. Durumu iyi. Merak edilecek bir şey yok yani. Ben de yoldayım, geleceğim birazdan. Münevver. Tamam baba, dershaneden yeni çıkmış. Ben daha yeni karşılaştım onunla. Onu alır gelirim ben. Tamam. Münevver. Ömer, ne oldu abicim? Ne bu halin? Ya ne bu hal tavır böyle? Ha? O çok kızdığın babana mı benzeyeceksin, yoksa o gavur teyzene mi? Hem ne demek oluyor işlerini böyle yalanla dolanla halletmek canım? Başka çarem yoktu anne. En kötü hal bile yalandan revadır. Ya ben size böyle mi öğrettim? Çocuk yaşınızdan beri sonunda idam bile olsa doğru yoldan şaşmayacaksınız demedim mi ben size? Bak şunu kafana sok. Gün ışığına çıkmayan yalan yoktur. Gün gelir teker teker insan ayaklarına dolanır. Hem bir de düzenbaz, yalancı damgası vurulmasın insana. Kendini yırtsan bile kimsenin itimadı kalmaz sana. Hem hangi akla hizmeten bu olayın içine beni de soktun? Ya adamı karşımda görünce ben ne diyeceğimi şaşırdım. Yalanla dolanla işim olmaz benim. Ha, bunu beceremem ki ben. Bak, eğer sesim çıkmadı, bir kenarda oturuyorum diye sakın annemi de hizaya getirdim falan diye düşünme. Çok yanılırsın. Yalanın açtığı yoldan yürümem ben, anladın mı sen? Hep o sanki yabancı mı? Kime yalan söylüyorsun? Kimi kandırıyorsun? Dış kapının mandalı mı? Yarın öbür gün senin kocan olacak. Daha şimdiden kocan olmadan böyle tek ayak üstünde yalanlar dolaplar çevirirsen sizin sonunuz ne olur? Ya ben size böyle mi terbiye verdim? Hiç mi utanmıyorsun sen? Hem neyin uğruna biz yalan konuştuk? Bittim anne. Utanıyorum evet. Çok utanıyorum Emine. Ama babamdan daha çok utanıyorum. Çünkü onun yaptıklarını toplamak için yalan üzerine yalan söylüyorum. Başka çarem yok, anlamıyor musun sen? Hadi canım sen de. Babanla ne ilgisi var? Adam burada bile yok. Oradan bile yetişiyor ama haberin var mı? Babam yüzünden Cüneyt konağın kapısına dayandı biliyor musun?
Ona nişan için verdiğim parayı Cüneyt'e vermemiş. Borçluyuz yani anlayacağını hala Cüneyt'e. Tutturdu paramı isterim diye. Yusuf içeride. İkisini karşılaştırmamak için neler çektim ben, senin haberin var mı? Deme. Peki takının parasını ne yapmış Remzi? Ne bileyim, ne yaptıysa artık. Allah Remzi, ah ben sana ne diyeyim? Ya tevekkeli değil, Cüneyt geldi kapıya dayandı Remzi ile konuşacağım diye. Ne istiyorsun dedim, aramızdaki özel bir şey dedi. Hiç aklıma gelmedi böyle bir şey. E ne oldu peki? 2 güne kadar parayı istiyor. Vermezsem de gidip Yusuf'tan isteyecekmiş şerefsiz. Oh, Remzi, ah! Etlerini lime lime koparsam da hırsımı alamam senden. Al! Abi nasıl olur bu? Ne yaptım ben de başıma böyle bir şey geldi? Ne oldu? Kim ne yaptı sana abicim? Söyle. Nefret ediyorum ondan. Nefret ediyorum. Kimden nefret ediyorsun Münevver? Kim ne yaptı sana abicim? Söylesene. Uygar mı? Lan o şerefsizi geberteceğim. Polis aldı, ben de peşini bıraktım. Gitti dediler, inandım. Adi şerefsiz. Uygar değil. Kim o zaman Münevver? Yiğit. Yiğit mi? Yiğit ne yaptı sana? Ben onu deliler gibi severken o benim en yakın arkadaşımla yattı. Serma hamileymiş abi. Ne mutfakta var kızım ne de yatak odasında. Yok anne. Biz boşuna arıyoruz bu parayı. Babam çoktan iç etmiştir ya. Gördün mü? Bir de utanmadan, arlanmadan alışveriş yapmış kendine. Bir dakika ya. Bu babamın nişanda taktığı saat değil mi? Evet. Bana arkadaşımdan ödünç aldım dedi. Salak abla. Ben bunu nasıl düşünemedim ya? Nişan günü verdim, tutuşturdum eline takıyı. Git bunu bozdur, Cüneyt'e olan borcumuzu öde dedim. O da Cüneyt'in yanına uğramadan gitti kendini harcadı işte. Anne söyle bana, ben bu hayatta babama güvenemeyeceksem kime güveneceğim başka? Ah kızım ah. Onu kendime koca, size baba yapan şu kafayı hangi taşlara vursam acaba? Of. Bu saat o kadar para eder mi sence? Hiç sanmıyorum. Hem zaten hepsini ona vermemiştir ki o. Bir kısmını da koynuna koyup yanında götürmüştür. Dua et öyle olsun. Yoksa ben hayatta toplayamam bu parayı bu sefer. Kalk gidiyoruz, yürü. Nereye? Gideceğiz, hesabını soracağız. Nasıl yaptığını öğreneceğiz. Kalk. Abi. Münevver. Bize anlatacak, ondan sonra da çekecek, gidecek, günahlarını da alacak, çekecek, gidecek buradan. Hadi kalk. Abi ne olur dinler misin lütfen? Neyi dinleyeceğim Münevver? Neyi dinleyeceğim? Seni bu kadar üzmüş abicim. Neyi dinleyeceğim? Ya sen onu Ürgüp'ten sürsen bile bir kere yaşandı bunlar. Ona ceza ver, ben yaralarımı sarmayacak ki. O kadar çok yara aldım ki sarılsam bile canım acıyor artık. Bu olayın üstüne ne kadar çok gidersek o kadar çok canım acıyacak. Bak sen benim kardeşimsin. Canımın yarısısın. Sen böyle üzülmüşsün, elim kolum bağlı nasıl oturayım? Hı?
Senin gözyaşına dünyayı yıkarım. Sen söyle bana, ne yapayım? Ne yapmamı istiyorsun abicim? Gel. Unutalım abi. Olanları, yaptıklarını. Yarın sabah uyandığımda Yiğit'in adını bile hatırlamak istemiyorum. Yaptıkları yanına mı kalsın abiciğim? Sen ona ceza versen yine benim canım acıyacak. Adını her anlığımızda yine ben kahrolacağım. Kaldıramam ki bunu. Bu gerçekle her gün yüzleşemem ki, kaldıramam abi. Bana yardım etmek istiyorsan abi, sen de unut. Sana anlattıklarımı da unut. Aramızda sır olarak kalsın. Senden bir tek şey istiyorum. Ne olur onu gömmeme yardım et abi. Ne olur. Sen bunu yapabilecek misin abiciğim? Bak ne var. Bak olur da o gömdüğün bir gün canlanırsa... karşında abini bulursun. Kızım. Anne sen niye kalktın? Gidiyor musun? Gidiyorum anne. Akşam konuştuk ya, benim o parayı bulmam lazım. Kendine dikkat et yavrum. Tamam sen de yat. Erken daha. Olur olur. Abi sen. Yapma ama böyle. Nasıl gideceksin bu halde dershaneye? Ne dershanesi abi ya? Milletin içine çekecek yüz mü kaldı bizde? Bir de geçip Münevver'in karşısına dershane atacağım ha? Yapamam ben abi. Oğlum o dershanesini değiştirir zaten. Bu kadar severken her gün aynı acıyı hatırlamak koyar insana. Ama senin işin bu. Hem ne kadar zor buldun unutma. İş falan benim umurumda değil abi ya. Umurunda olmasın abicim. Umurunda olmasın. Ama git gel işte bir süre. Hem aklın dağılır. Bak böyle giderse kafayı yersin benden sana söylemesi. Hadi. Hadi bak. Çayı koyuyorum. Hadi kalk. Hadi ama. Thank you.
Günaydın abiciğim. Günaydın abiciğim. İyi misin? İyiyim. Hadi gel beraber kahvaltı yapalım. Ay, hiç iştahım yok abi. Tamam, dershaneye ben bırakayım seni. Fikrin de değişir belki o zaman. Yok, ben giderim. İtiraz etmemin Ömer. Aklım kalacak. Hadi gel. Ay Sultan. Gölgede beklettin mi bunu? Bir haftadır kilerdeydi. İyice harmanladım, karıştırdım ama mayası mı tutmadı? Ne oldu acaba? Ay çok acı. Alışamadım ben buna. Günaydın. 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 Hayırdır anne? Erkencisin. Ay ne bileyim oğlum, akşam şarabı biraz fazla mı kaçırdım ne? Kalp çarpıntısı yaptı. Böyle fırlatıverdi işte beni. İyi değil misin? Ay iyiyim kızım, iyiyim. Merak etme. İlacımı da aldım. Hem Sultan da bu balın içine sarımsak mı koymuş, ne yapmış işte? Aktardan almış. Leş gibi bir şey ama yiyorum. Hadi otursanıza. Yok, ben Münevver'i dershaneye götüreceğim. Aa iyi edersin ama bir lokma bir şey yiyin yavrum. Bak kadıncağız hazırlamış o kadar. Şimdi baş başa bir kahvaltı yaparız biz onunla. İyi peki. Hadi. Zihin açıklığı versin Allah. Sağ ol anneciğim. Gene suratın sapsarı. Ay Münevver, vallahi öldüreceksiniz beni siz. Ayol bu etütler metütler, gece geç kalıyorsun. Şu haline bak. Ya anneciğim, sabaha kadar ders çalıştım işte. Yani uykusuzluktan oluyor öyle arada bir. Aman iyi iyi. Her şeyin en iyisini siz biliyorsunuz ya. Oh, hadi iyi günler. Hadi güle güle, güle güle. Bir şey diyeceğim. Allah aşkına şununla biraz ilgilen Yusuf. Vallahi hastalanacak diye aklım çıkıyor. Ay tutturdunuz bir dershane dershane diye. Tamam tamam, sen kafanı takma. Giderken Bade'ye uğrasana. E yolunun üstü oğlum. Bakarız anne, bakarız. Hadi görüşürüz. Ofise uğramadan matbaaya uğra da ön baskıları al da gel. Biz dün gece seninle ne konuştuk baba? Beni resmen zorla götürüyorsun. Bade, işinin başında olacaksın. Ekmek yediğin bu şirkete sahip çıkacaksın. Ha bir de benim laflarımı ikiletmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Ne diyordum ben? Ha, bu çizmelerin lastik renklerini iyice karşılaştır. Biliyorsun baskıda birbirine giriyor onlar. Sonra çıktıları al, ofise gel, tamam mı? Tamam baba. Celal Bey. Yusuf Hancıoğlu. Mehmet. Mehmet Hancıoğlu. Dün gece Yusuf Bey bırakmıştı kızımı. Bu sabah da siz mi alıyorsunuz Bade'yi? Bade Hanım belki bahsetmiştir, biz artık... Mehmet Beyler artık çizme ihtiyaçlarını bizden karşılayacaklar. Tarladaki işçileri için yani. Bu sabah ayrıntıları biz konuşacaktık da ben unutmuşum. Bu seferle konuşabilirsiniz. Ama siparişlerinizin takibini satın alma sorumluluğumuz üzerinden yaparsanız memnun olurum Mehmet Bey. Tabii efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz babacığım. Bana bizim şirkette çalıştığını söylemedin galiba. Henüz söylememiştim. Ayaküstü öğrensin istemedim. Hem ben reşit bir kadınım Mehmet Bey. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Kafana göre Bade. Bana göre hava hoş. Hadi gel şu siparişleri konuşurken bir kahvaltı yapalım. Prensiplerim gereği başkasının kullandığı arabaya binmediğimi daha önce söylemiştim size Mehmet Bey. Markette görüşürüz. İyi günler.
Es bakalım Bade Hanım. Ay Sultan. Ay. Ay al şunu Allah aşkına. Of alışamadım ben buna. Kalbimin çarpıntısını düzelteceğim derken midemi bozacağım vallahi. Şifa olsun inşallah. Otur bakayım şöyle. Otur otur. İki lafın belini kıralım, hiç konuşamadık seninle. Hayırdır hanımım, neyi? Ne demek neyi? Biz neyi konuşuruz ayol aramızda? Havva'yı tabii. Ne o? Dün akşam gelmiş. Yüzükler müzikler, hepsi takılmış tekrar. Sen bu saate kadar hiç konuşmadığına göre tasvip ettin herhalde. Yok canım. Sen hiç bahsetmeyince ben de yerimi bileyim dedim. Ondan hiç konuşmadım senden yani. Sultan Hanımcığım. Sizin yeriniz benim yanım. Ona ne şüphe? Neyse biliyoruz zaten. Bade'yi nasıl buldun? Güzel, iyi bir kızcağıza benzer. Niye sordun? İyi bir kızcağıza benziyor. O kadar. Ay sen beni öldüreceksin ayol. Ne iyisi ayol, ne iyisi. Su gibi kız, su gibi. Ya sen niyeti bozdun herhalde. Şimdi bu Havva'yı postalamak için yeni planladı Bade, öyle mi? Hayat hiç belli olmaz Sultancığım. Bugün böyle olur, yarın böyle olur. Artık rüzgar nerede ne serse, ha? Ayrıca her gün yeni bir güne gebedir, bunu hiç unutma. Ben bir Yılmaz Bey'e bakayım da geleyim. Ne zaman küçüp içine kapansan, annem sana ballı ekmek yapardı, hatırlıyor musun? He? Al. Sen de bana da bana da diye tutturuyordun ama. Senin ders kaçtaydı? Abi, sana söylemem gereken bir şey var. Söyle abicim. Yiğit hakkında. Ya şimdi başkalarından duyarsın, senden saklamış gibi olmak istemiyorum. Hayırdır? Yiğit bizim dershanede hoca oldu. Ne? Sanki başka dershane yok değil mi? Neyse ben dershaneye gelirim, kaydını aldırırım. Başka dershaneye gidersin. Ya abicim bunun için söylemedim. Bak benim tek hedefim üniversite artık. Yani hocalara da programa da alıştım. Bundan sonra bir değişiklik yapmam iyi olmaz benim için. Asıl senin o şerefsizle burun buruna kalman iyi olmaz. Baba! Havva! Ben de tam seni düşünüyordum. Yani şu Yusuf'u ikna etse de şu çilenden kurtulsam evime dönsen diyordum artık. Baba sen benim başıma ceza mısın? Ha ben kurtulamayacak mıyım senin yaptıklarından? Gene ne yaptım ya? Ne demek ne yaptım? Sana Cüneyt'e götür diye verdiğim parayı cebine indirmişsin. Adam konağın kapısına dayandı paramı geri ver diye. Vay şerefsiz vay. Sen de ona inandın değil mi? Baba bana yalan konuşma. Sana götür diye verdiğim parayla kendini donatmışsın ama maşallah. Vallahi benim günahım yok. Ben parayı götürdüm, Cüneyt'e yerinde yoktu. Yerinde yok diye bu para da benim kısmetim deyip cebine indirdin değil mi? Baba ne olur hepsini harcadım deme. Allah aşkına. Ya desem ne olacak? Biz bu işe para için girdik, para. Sana baştan sorduk. Yusuf Hancıoğlu'nun sahip olduğu her şeye sahip olmak istiyor musun diye. İstiyorum dedin. Sonra adama gönlün düştü. Şimdi ne zaman para pul lafı geçse hemen kabarıyorsun. Sen vazgeçmiş olabilirsin dünya nimetlerinden ama ben vazgeçmedim küçük hanım. Sizin yediğiniz nanelerin kokusu çıkmasın diye kendimi burada ateşe attım. Bak sakın
sakın bana karşı çıkma, tamam mı? Sakın! Biz ikimiz aynı takımdanız. Ben nasıl sizin ardınızı toparladıysam, sen de aynısını bana yaparsın, olur biter. İyi tamam, ne yapacağız? Söyle o zaman. Söyle! Ben bir yol biliyorum. Ama sen ne dersin onu bilmem. Tamam, tamam. Yarımda oradayız. Teşekkür ederim. Randevu aldım hastaneden. Kürtaj için. Çocuğu taşıyan benim. Kimse benim ne istediğimi sormuyor bile. Yavrum, gönlü başkasına düşmüş erkekten hayır mı gelir? Seni de çocuğu da istemiyor belli. Ya babasız çocuk mu dünyaya getireceksin yavrum? Ne istiyorsun? Anneciğim, niye böyle konuşuyorsun? Dünden beri konuşamadım ki Yiğit'le. Münevvere ben söylemediğime göre o söylemiş demektir. Şimdiye kadar susan adam bu çocuğu istemese niye anlatsın her şeyi? Onunla konuşmadan hiçbir şey yapmayacağım. Bence kararı değişti. Hissediyorum bak, görürsün. Hakkında hayırlısı. Görüşürüz anneciğim. İniyorum ben abi. Ders başlamıştır artık. Bak Allah bunu benim karşıma çıkarıyor ya. Ben şununla bir konuşayım ya. Abi lütfen. Birbirimize söz verdik. Ben hayatımı Yiğit'e göre yaşamayacağım. Sildim onu artık. Lütfen sen de bu meseleyi kapatır mısın? Münevver, böylesi içime sinmiyor. Ama söz verdim, açılmayacak bir daha bu konu. Tamam abicim, tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abicim. Günaydın. Cemile yok mu? Of Pınar. Allah Allah. En azından onun yüzü gülüyor. Senin gibi duvar suratlı değil. Arkadaşlar günaydın. 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 Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Ben biraz rahatsızım. Şöyle bir şey yapsak, ben size ödev versem, haftaya onu tekrardan kontrol etsek. İyi de haftaya deneme sınavımız var hocam. Bugün eksik konuları anlatacaktınız. Program iyice aksamasın. Tamam. Madem öyle istiyorsunuz, öyle yapalım. Vallahi bir yerden yamayı yapıyoruz, öbür taraftan açılıyor. Ama ben sana diyeyim mi, o Cüneyt'in derdi para mara değil, nerede ne zaman arıza çıkarsam diye bakıyor. Vallahi her seferinde de kendine bir gedik buluyor maşallah. Ama kabahat sende, tam adamına vermişsin parayı. Bana verseydin şimdiye kadar yerindeydi. Hem o Remzi Efendi paraları yerken ne zaman nasıl yerine koyacağını düşündü mü acaba? Vallahi bir yol söyledi ama hiç akıl kârı değil teyze. Hiç içime sinmiyor. Ama başka çarem de yok. Ne yapacağım başka? Bulduğu derman neymiş? Onu merak ettim vallahi. Geldin mi canım? Geldim. Telefonun sesin kötü geliyordu. Ne konuşacaksın? İyi şeyler konuşmayacağım Yusuf. Hayırdır? Hayır değil pek. Tamam gel yukarıda konuşalım. Merak ettim. Ana. Türkan Şoray halk değilmiş bunun yanında. Kim bilir ne filmler çevirecek yine. Gel.
Otur şöyle, ne oldu anlat bakalım. Söylemesi zor böyle. Allah Allah. İyice meraklandım, anlatsana hadi söyle. Biliyorum, babamın istekleri seni de aileni de bezdirdi. Ama bu sefer ciddi olmasa böyle bir şey istemem. Benim biraz paraya ihtiyacım var Yusuf. Ne için? İstanbul'daki amcamı hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Hastalanmış o. Sapasağlam adam. Evine ekmek getiremez olmuş. Yengem de 3 çocukla biçare. Yüzlerini düşürüp bizden bir şey isteyememişler ama annem rastgele aramış geçen gün. Yengem de ağzından kaçırmış. Bizde neyimiz var neyimiz yok. Kıyıda köşede topladık gönderdik. Ama yetmemiş. Ameliyat olması gerekiyormuş. Ben amcamı çok severim Yusuf. İstanbul'a gittiğimde kızım niye geldin demeden bana evini ocağını açtı. Çocukluğumdan beri çok emeği var üstümde. Aklıma senden başka kimse gelmedi. Elim kolum bağlı olduğum yere sığamıyorum. Hem artık babamın işi de var. Çalıştıkça öderiz yavaş yavaş. Bana biraz borç para verebilir misin? Bu iyiliği yapar mısın bana? Abla. Hı. Havva'nın Cemile'nin gittiğinden haberi yok galiba. Göremeyince nerede diye sordu da. Kız onun diyetini ödemek için gitti. Hanımın dünyadan bile haberi yok. Sen güzel kafanı bunlara yorma Pınar. İşine bak. Kız çatlatma da söyle adamı. Dümen işe yaradı mı? Buldun mu parayı? Yok, vermedi teyze. Ben ne yapacağım şimdi ya? Deme. Tabii. Onca olan bitenden sonra adamın güveni kalmadı. Tabii hiç kalmadı. Allah canını almasın, senin iyice artist oldun ga. Bir kalemde nasıl aldın bu kadar parayı? Sen karıştırma nasıl aldığımı, diyorum sana. Yusuf çok seviyor beni. Bugün ona canını ver desem bir dakika düşünmez. O kadar güveniyorsun kendine yani. Güven meselesi değil, sen şimdi onu bırak. Ben senden bir şey isteyeceğim, bunu ne olursan git ver Cüneyt'e. Teyze. Ben yüz verdikçe astarını istiyor. Artık muhatap olmak istemiyorum. İyi. Komisyonumu alırım ama. Aman. Sen yolu açtın zaten. Hak ettiğini fazlasıyla alacaksın, merak etme. Hiç umudum yoktu biliyor musun? Hani Yusuf'un kocan olacağını anladın ya artık. Parasını yemeye başladın nihayet. Aman. Hepsi sizin olsun. Benim parada pulda gözüm yok. Şu Cüneyt'i de sırtımdan insin, başka bir şey istemiyorum. Hem ben o parayı da borç aldım zaten. Bundan sonra da hatalarımı telafi edip kendime yeni bir yol çizeceğim. Olmuyor başka türlü teyze. Dikkat et de o yolunda daş olmasın. Ne demeye çalışıyorsun sen? Çıkar ağzındaki baklayı. Bade'den bahsediyorum, Bade'den. Bade? Kim o? Yusuf'un yeni müdiresi. Ha, bu marketlerin başına geldi yeni.
Dün akşam burada yemeğe gelmişlerdi, değil mi? Hmm, buradaydı. Baş köşede. Hamiyet'i göreceğim, nereye oturtturacağını şaşırdık. Şöyle göze batmayacağını bilse tepesine çıkaracaktı neredeyse. Amanın bir muhabbet, bir muhabbet duydun ya. Şarkılar, türküler. Ben sana söyleyeyim mi? Çaktırmadan bu kızı aileye sokmaya çalışıyor, haberin olsun. Ay sen nereden çıkarıyorsun bunları, ben bir bilsem. Kız 40 yıllık hanımım, benle neyi mi bileceksin sen onu, biliyorum işte. Bence yanlış biliyorsun ortağım. Hamiyet anne yapmaz öyle şeyler, seviyor beni. Her zamanki hali bilmiyor musun Allah aşkına? Canım ben hazırım, çıkabiliriz. Tamam, geliyorum. Görüşürüz abla. Görüşürüz beyim. Teyze, ne olur bir an evvel hallet, kapansın şu hesap. Cüneyt de düşsün artık yakamdan. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sen yeni hesapları nasıl kapatacaksın? Onu düşün ortağım. Yiğit. Ne işin var burada? Seninle konuşmak istedim. Selma, işim var. Bu da önemli. Ne oldu? Söyle çabuk. Münevver dün gece bana geldi. Her şeyi öğrenmiş Yiğit. Biliyorum. Benim söylemediğimi de biliyorsun ama, değil mi? Sen söyledin diye düşündüm ben de. Yani başka kim olacak, değil mi? Öyle olunca da bebeği istiyorsun herhalde dedim. Doğru düşünmüş müyüm? Münevver beni hayatından silmiş. Bana hiçmişim gibi davranıyor. Artık bu saatten sonra bebek doğmuş, doğmamış benim için bir önemi yok. Sen nasıl istiyorsan öyle yap. Anladım Yiğit. Anladım. Buradan açılıyordu ses, değil mi? Hı hı. Aa bak, şurada bankamatik var. Amcanın parasını yatıralım da işi görürsün. Yok, gerek yok. Teyzem zaten biliyordu hesap numarasını. Ona verdim, o yatıracak. Tamam. O zaman ben seni bırakayım. İşe gitmem lazım çünkü. Ya. Ben kahve içeriz baş başa diye düşünmüştüm. Ya şimdi şirkette Bade bekliyor. Tamam, basma suratına. Nişanlımla bir kahve içmeye her zaman vaktim var benim. Bir iki saate yaparız bunu. Yalnız gözünü seveyim, iyi sıkıştır ha. Bir de biraz daha çabuk olursa, malum gelen giden çok, olur mu? Merak etme. Tamam, hadi hayırlı işler. Konuşabildin mi Yusuf'la? Evet, iyiyim. Sen nasılsın? Geçmiş olsun. Ben sana dedim kızım, yani... Yakında kocan olacak o. Onunla konuşmayacaksın da, ondan istemeyeceksin de kimden isteyeceksin? Baba, biz Yusuf'la kahve içmeye geldik. Şimdi sonra konuşalım mı? Tamam. Hadi kızım. Göreyim seni. Biraz parlat babanı. Artık döneyim. Burada tezek toplamaktan sıkıldım. Tamam baba, konuşuruz. Hadi hoşça kal. Orta. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? İki orta kahve lütfen. Tabii. Babam köye gitti. Müşteriler arsa mı istemişler, ne işte, köyden bakacak. İyi isabet olmuş. Niye öyle söyledin şimdi? Kahvenin yanında bir şey ister misin? Söyleyelim mi?
Yusuf, bırak kahve işimi. Niye öyle söyledin? Babam bir şey mi yaptı? Havva, bana soru sorma. Git babana sor. Sen böyle dediğine göre yaptı bir şey işte kesin. Of baba ya. Suçlu toprak değilmiş. Babanmış. DNA raporunu baban değiştirmiş yani. Ne? Cemile bu işe alet olmuş. Afiyet olsun. Sağ ol. Sonra babana şantaj yapmaya başlamış, söylerim diye. Yatağımın üstüne de raporu Cemile bırakmış. Bu yüzden de işinden oldu yani. Cemile bu yüzden kovuldu mu yani? Neyse Hava, kapatalım bu konuyu. Yusuf, ben ne diyeceğimi bilemedim aşkım. Efendim Bade. Yusuf Bey, rahatsız ediyorum ama biz sizi bekliyoruz markette. Tamam Bade, ben de hemen geleceğim şimdi. Tamam. Bir tanem, benim markete gitmem lazım. Daha kahvelerimizi içmedik. Biliyorum ama Bade bütün işlere koşturuyor. Yani erkeklerin arasında onu yalnız bırakmamam lazım. Çok iyi, çok çalışkan bir kız. Bak tanıyınca sen de seveceksin. İyi tamam. Sen öyle diyorsan. Hadi git. İşinin başında ol. Ararım ben seni. Dikkat et de o yolumda daş olmasın. Bade'den bahsediyorum. Bade'den. Takip edebilir miyiz? Pabucumun arabacısı. Olsun. Ne işin var senin burada? Belki araba kiralayacağım. Sen müşterilerini böyle mi karşılıyorsun? Uzatma da sadede gel. Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim senden lan? Havva'nın nişanını yaptım diye gerinip durma. Al. Kendi gelmeye tenezzül etmedi demek. Ne o? Gücüne mi gitti? Havva'dan görüp göreceğin son şey bu. Bir hesabınız kalmadı artık. Duralım, burada duralım. Thank you.
Bade, Bade dediğim bu muydu? Ha? Nerede kız? Markette gördüm. Ya alemsin ha, hakikaten. Pek sevimliymiş gerçekten. Ya Yusuf buna gözün ucuyla bakar mı Allah aşkına? Ha? Ne diyeyim? Kendine güvenen borazancı baş. Bu arada Cüneyt'e de verdim parayı. Haberin olsun. Ya. Oh, çok şükür teyze. Sağ ol, Allah razı olsun. Neyse, iyi ben ararım seni. Hadi konuşuruz. Münevver. Hep onu seveceksin değil mi? İçin rahat olsun Yiğit. Ben aldırdım bebeği. Havva'dan görüp göreceğin son şey bu. Bir hesabınız kalmadı artık. Fiyatları bir daha gözden geçirmelerini istedim amcaoğlu. Hı hı. Yeni bir liste daha yollayacaktır. Yusuf. Havva. Öyle yürüyüşe çıktım senden sonra. Buraya kadar geldim. İyi yapmışsın. Merhabalar bu arada. Havva ben. Yusuf çok bahsetti sizden Bade Hanım. Çok emeğiniz geçmiş buraya. Ben de çok tanışmak istiyordum. Çok mutlu oldum sizi gördüğüme. Bir tanem Bade değil. Hülya Hanım bizim pazarlama departmanından. Öyle mi? Çok pardon. Bade Hanım. Canım Havva. Merhaba, ben Bade Palalı. Havva. Memnun oldum. Ben de.